Sana sorular var Mehmet. Falcao gitti mi? Şöyle söyleyelim, yeni yönetim işe bilançoyla başladı. Hani kulübün genel durumu ve futbol A takımda bütçesi bakıldı. Burada şu tespit yapıldı. Babel, Feghouli, Falcao üçünün toplam yıllık maliyeti 20 milyon euro. Biz bu oyunculardan çıkmalıyız burada alınan karar. Üç oyuncuyla da yapılan görüşmede ayrılmaya en olumlu, yani sorun çıkarmam diyen isim Falcao ama Falcao'nun da tek şartı 2 yıllık kontrat bulmak. Yani şu an Galatasaray'da halihazırda Gideceği bir yıl. takımda. Yani 2 yıllık kontrat bulursam ayrılırım diyor. Ayrılmalı da ben de kendi adıma söyleyeyim. Hani Galatasaray'daki 2 sezonunda herhalde maçların %40'ına falan çıkabildi ki son 2 maç Galatasaray bir golle şampiyonluğu kaybetti diyoruz. Denizli'de penaltı kaçtı. Malatya'da 45 dakika tek kale oynadınız. Ceza sahası içinde golü atamadınız. Falcao maçlarda çok gerekti. Galatasaray'a ihtiyaç vardı. En kritik yerde olmadı. Yani Falcao'ya göre bir planlama olmamalı ki hali hazırda Galatasaray'ın Mustafa Muhammed gibi bence çok gelecek vaat eden biz Türkiye Ligi'ne uygun forveti var. Ama şu an teklif yok. 2 yıllık kontrat bulursa gidecek. Onu söyleyebilirim. Ama o maliyette tabii. 2 yıllık kontrat da şöyle olur. Galatasaray'da zaten 4 milyon euro kazandı geçen sene. 2 çarpı 4, 8 milyon euro bir kontrat buldu mu gider ama artık hani o Galatasaray'a gelirken biliyoruz ki 5 milyon euro garanti para, 2 milyon euro bonus. Hani 7 milyon eurolara gelmişti. Pandemi ile birlikte geçen sezon 5 milyonluk ücretini 4.2'ye indirip oynadı ama dediğim gibi sakatlıklar bir türlü Galatasaray kariyerinin istenilen seviyede olmasına sebep oldu. Galatasaray ile ilgili bir şey ekleyecek misin? Bana Galatasaray şeyi bitti değil mi? UEFA ile olan o. Financial fair play bitti Serdar abi. Sıkıntı şu, izleyiciler doğal olarak Galatasaray transfer bekliyor. Galatasaray'ın bir limit problemi var. Bunu Evet. tekrar izah edeyim. Beşiktaş'ta da Galatasaray'ın var. geçen sene 56 milyon euro takım bütçesi ve bu 56 milyon euro sadece futbolcu maaşlarını toplayarak oluşmuyor. İşte teknik heyeti, Tabii. deplasmanı, Her şey her vergisi, şey her içinde. şey 56 milyon İşte euro. bu anlamda Falcao'nun gitmesi Çok önemli ciddi ve şu derecede. anki federasyonun tanıdığı limit de 546 milyon TL. Yani siz halihazırda zaten 14 milyon TL boşaltmanız gerek ve Galatasaray'da yani sırf Falcao değil Babel de çok iyi paralar kazanıyor. Feghouli de keza Feghouli öyle. de. Yani o ikisinden de kurtulsa. 3'ü 20 milyon euro öyle düşünelim. Halihazırda da Aytaç, Alparslan ve Barış Alper Babel'in Yılmaz gibi 3 sözleşmesi yerli. ne O zaman da bir bitiyor? sezon. Bir yıl. Ben Babel'in kalacağını düşünüyorum. Babel kalma niyetinde. Feghouli? Bir. Bir. Falcao bir. Bir. Bir sene Üçünden. sonra ciddi derece rahatlıyor Galatasaray. 20. Yani şu an kurtulsan bir tanesinden tamam. Ama üçünün olmadığı bir sezon düşünün. 20 milyon euroluk bir yer. Artı benim Galatasaray ile ilgili karamsar olmama sebebini de söyleyeyim. Evet transfere ihtiyaç var. Bir sol bek alınmalı, sağ bek alınmalı. Gerson dönmeli ama Galatasaray'ın diğer rakiplerinin en büyük avantajı uyarsın arkadaşlar olmalı izleyiciler. Benim bildiğim en genç jenerasyona Galatasaray sahip. Yani şöyle açayım. Luyendama Marka bence stoperlere göre gençler. Genç. 94-96 doğum. Orta sahaya bakalım. Taylan, Emre Kılınç 94-95 doğumlu. Oğulcan, Kerem, Barış Alper, Mustafa Muhammed 23-24 ya şimdi kiralamaya çalıştığınız Gerson 23 yaşında. Kerem. Kerem Kerem. 98'li. Yani Emre Akbaba bile. Emre Akbaba 92'li hadi. Yani 30 yaş üstü Babel, Feghouli, Arda, Falcao. Zaten Arda dışındaki bu üç isimle imkan olsa yola ayırmaya çalışacaksınız. Kaldı ki her şeye rağmen Feghouli kaliteli bir oyuncu. Yani Feghouli gibi bir oyuncu varsa da ben faydalanmanın yolunu giderim. Hani geçen O sene zaman ligimizin... senin dediğin gibi o üçlüden bir tanesinden bile kurtulsan. Tabii Falcao diyorum da bu isme mantıklısı. Mesela. Yani çünkü bu kadar isim saydım. Jagne'yi denklem içine hiç katmadım mesela. Jagne de öyle ya da böyle Ki onu muhtemelen. da herhalde yine istiyorlar galiba. Yani West Bromwich istiyor ama oyuncu Championship'te olmak istemiyor. Premier Lig 5-6 milyon euroluk teklifi olursa Galatasaray değerlendirir. Galatasaray'ın bir Avrupa'da bir geleneği vardır, bir anlayış, bir kültürü. PSV maçında Galatasaray taraftarı elbette ki bu markaya güveniyor. Her ne pahasına olursa olsun 1-11 çıkartacak hoca. Her şeyden öte Fatih Hoca'nın tecrübesine güveniyorlar. PSV maçında maçı sen kafanda oynuyor musun Mehmet? Ya Hatta çok 11'i de yapabildin mi 3 aşağı 11'i 5 yukarı? yaptım. Onu söyleyeyim hani Söyle paylaş. Muslera Muslera. dönüyor Copa Amerika'dan erken elendiği için. Sağ bekten Yedlin Yedlin. performanstan memnun olmasa da elde başka alternatif olmadığı için. Sol bek Ömer Bayram. Stoperler Luyendama Marka. Markao. Orta saha Aytaç Emre Kılınç. Orada üçüncü isim Arda ya da Emre Akbaba olur. Sol kenar Babel. Bir kenar Kerem. İleri uçta Mustafa Muhammed. Yine güzel bir 11. Kötü 11 değil.
Tabii ki gönül Edson Fernandes'i koymak ister oraya. Kötü Taylan'ı 11 değil, ister. Ne kadar hazır olduğun önemli. Bravo. Rakibin de PSV Antrenman'ın da çok hazır muhakkak. Yani onu ben daha önce de söyledim. Galatasaray bir aydır hazırlanıyor, 1,5 aydır hazırlanıyor. Hazır diyelim daha doğrusu. PSV 4 senedir, 5 senedir. Yani onların kadro istikrarı artı yeni transferlerini hemen işin içine kattılar. Hollanda milli takımda iki oyuncusu vardı. O sağ kenar, Dufris, Malen. Onlar geç katıldı muhtemelen. Geç katılacaklar 19 Temmuz ilk maçta olmazlar. Ama gerçekçi olalım. PSV'nin Ajax çok iyi olduğu için ikinci PSV. Yani PSV şu an bence Galatasaray'dan bağımsız kimle oynar oynasın Türkiye'de. Ben turda sıkıntı avantajlı yaşar taraf PSV derim. Bu geçmişte Benfica, Shakhtar nasıl Türk takımlarıyla eşleştiğinde elediler. Sürpriz olmaz yani PSV'nin. Ajax da Hollanda Ligi'nin üzerine çıktı performansla. Yani çok farklı bir boyuta geçti. Tabii. Katılıyorum sana. Çok iyi bir Ajax. United'la final oynadılar. Evet. Dün gibi hatırlıyorum. 22 yaş ortalamasıyla çıktılar. İşte oradan De Ligt Juventus'a gitti. Frenkie de Jong Barcelona'ya birçok genç oyuncu. Yani Ajax çok iyi şu an. Kesinlikle PSV'nin ikinci olma sebebi yoksa PSV kötü takım değil. Ne yazık ki Galatasaray'ın önünde. İyi bir sonuç olur inşallah. İnşallah. Kaç gün kaldı maça? Şunu da söyleyeyim Serdar abi, iş PSV ile bitmiyor. PSV eledikten sonra da iki tur daha var. Geçmesi tabii, gereken tabii. Galatasaray. Hayır, üçüncü tur playoff. Geçmek bile çok önemli. Geçtiğin zaman Avrupa Ligi galiba bileti cepte oluyor. Öyle biliyorum. Format değişmediyse en azından. Ama Türkiye'de hiçbir takım Temmuz'un ortasında böylesine resmi bir maçı oynamaya hazır olamaz. Değil. Mümkün ya dile kolay. 13 seneden bahsediyoruz. En tabii. Son Aragonesi Fenerbahçe önelemeden Şampiyonlar Ligi bileti aldı. O Aragonesi Fenerbahçe'de MTK Budapeşte ile Partizan eledi. Yani öyle çok üstleşim. Ondan sonra Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Başakşehir hatırlayalım. Sevilla'lar, Arsenal'ler, Shakhtar'lar, Benfica'lar bu tarz takımlar eşleştiğinden Şampiyonlar Ligi'ne kalamadık. Yani PSV'de Galatasaray geçerse de muhtemelen daha top seviye takımlar gelecek. Kolay değil. Ama Galatasaray'ın tabii yani zaten hep gitgide zorlaşıyor Şampiyonlar Ligi eleme turları bizim neyse için. Neyse ki Beşiktaş direkt katılıyor. Allah'tan o evet. Chelsea, evet. Manchester City orada bir tehlike vardı. Bir de o öyle bir çıktı ya. Olacak işte. İnşallah Beşiktaş da iyi grup çeker. Ya belli de olmaz. Beşiktaş'ın normal lider çıktığı grup da iyi gruptu. Belki şanssızlığımız. Leipzig vardı orada mesela iyi takımlardan. Monaco vardı bir önceki senin. Tabii. Çok başarılı Porto. Şanssızlığım şu ama. İtalya'da mesela Juventus var. Bunlar ikinci doğru kategori. Arkadan geliyorlar. Dön bu tarafa Saint Germain var Paris'te, Fransa'dan. Hiçbiri Başakşehir'in grubunu çekmez. Başakşehir, Manchester United, Paris Saint Germain. İnşallah Lille'i çekeriz Beşiktaş. İnşallah. Fransa şampiyonu çeker Lille'i. Ama müthiş olur. Kötü bir hazırlık dönemi geçiriyorsun. İspanya kampı iptal oldu. Virüs ne getirecek yarın bugün bilemiyoruz ki. Doğru, haklısın. Eylül ayı. Riskli o kampa. Yani oradan gittin bir delta virüsü. Döndün. 10 gün karantina. 5 oyuncun mesela. Ne yapacaksın? Her şeyi düşünmek zorundasın. Yani burada hazırlık maçı yapabilmek kolay mı? Anladığım kadarıyla herhalde Adana Demirspor'la bir hazırlık maçı var evet, galiba. Evet. Murat Sancak Başkan. 6'sında galiba. İlk Beşiktaş'la eşleşmedi. Evet oradan ilk biraz. Hafta. Fenerbahçe olduğu için Beşiktaş maçı yani iptal olur diyor. İmzalar atılmamıştır da öyle bir şey sözlü konuşuluyor. Sözlü bir protokol olmuş gibi aralık. Bir o var. Ondan önce işte 2-3 tane daha oynaması lazım. Yani Getafe, Levante, Mallorca falan bu maçlar varken bir anda maçsız kaldı. Şimdi bakıyorlar. Yani bu süreç virüs ne getirir? Kışa ne getirir, ne götürür bilemeyiz ki. Şu an %50-50 seyirci. Ama kışın nasıl olacak? Vakalar artar mı, düşer mi? Öngörülen seyirci alınacak ama bilemeyiz tabii dediğin gibi. Tabii. İnşallah olur. İnşallah düşük olur. Bakalım 21-28 Temmuz Galatasaray, PSV, Başakşehir stadında. Galatasaray'ın stadı bakım olduğu için ama taraftar alınacak. 17 bin kapasitesi var Başakşehir'in. 8.500-9.000 taraftarı özledik. Daha tam kapasiteyle açılmıyor tam zaten. Tam kapasite olmayacak. Olimpiyat tabii. Stadı değildi değil mi? Öyle bir talep ben oldu Başakşehir, mu? Fatih Terim Stadı diye bekliyorum. Açıklandı mı o? Açıklanmadı daha henüz. Daha açıklanmadı. Beklentimiz o yönde. Beklentin o yönde. Gerçi bu tarz haberlerde de Mehmet hep %100 isabet 13 Ağustos, bulur. 20 Ağustos'ta da Galatasaray ilk iki saha maçını oynayacak. 20 Ağustos'ta yetişir diye düşünüyorum. Olympiakos maçı peki. Olmadı. Onun yerine bir rakip maç aranıyor. Peki. Aranıyor değil mi? Aranıyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler.